Seyfi Hocam elinde notlarla hazır. Biz hemen onu ona sözü bırakacağız ama bir şeyi verelim. Bugünün gündemi ve tarihte bugünün notlarını. 1925'e gidiyoruz. Şapka devrimi. Şapka giyilmesi konusundaki kanun mecliste kabul edildi. 25 Kasım 1925 tarihinde mecliste de kabul edilen 671 nolu şapka İktisası hakkında kanunla meclis üyeleri ve memurlarına başlık olarak şapka giyilmesi zorunluluğu getirildi ve Türk halkı da buna aykırı bir alışkanlığın devamından men edildi. Kanun 28 Kasım 1925 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş efendim. 1934 Mustafa Kemal Atatürk İsmet Paşa'ya İnönü soyadını verdi. İnönü zaferleri sonrasında bir tescil adeta. 1940 Ağaç Kakan Woody Konak isimli çizgi filmle ilk kez seyirci karşısına çıktı. Bizim çocukluğumuzun vazgeçilmezlerindendir. Seyfi Hoca da gülümsüyor. İzledin galiba değil mi hocam? Çocuklar izliyor mu bunları Seyfi? Şu anda yok bunlar. Şu anda yok. İşte ben bazen böyle YouTube'dan falan açıyorum. Yani şu anda Pikachu var. Biraz böyle ilgi çekiyor ama çok ya sarmıyor. Eskisi tadı yok işte. Yok, şimdiki doğru. Şey yok yani. Efendim Dünya Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü bugün. İşte kadına yönelik şiddet haberlerinde yer alıyor. Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 99 yılında 25 Kasım gününü kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü ilan etti denilmiş. Gündeme bakalım. Meclis Başkanı Şento parlamentolar arası birlik 143. Genel Kurulu'na katılmak üzere Madrid'de. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay. 8. ITT Helal Fuarı ve 7. Dünya Helal Zirvesi açılışına katılıyor. 37. İSADAK Bakanlar Toplantısı kapanış konuşması yapacak. Ve spor diyelim, UEFA Avrupa Ligi'nde E grubunda Galatasaray Fransa'nın Olympique Marsilya ekibini konuk edecek. Ve D grubunda Fenerbahçe'de deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşı karşıya gelecek. İstanbul'daki Galatasaray'ın mücadelesi 20.45. Pire'deki mücadele ise saat 23'te, bunu da belirtelim. Efendim ekonomi. Herkesin gündeminde Seyfi Hoca. Dolayısıyla gözler de seni arıyor. Yine fırça yedin mi bilmiyorum. Yok, nerede ya kaldın Seyfi Hocam diye. Artık, o arkadaş herhalde uyanamadı. O geç kaldı. Ben azarlayacağım onu. Ben kızacağım ona neredesin diye. Hocam önünde notlar var. Biz bugün biraz şunu açı getirelim dedik. Şimdi bu tip projeksiyonlarda yani şimdi muhalefetin de bayeden gelecek 10 milyara iktidar medyasının da bel bağlaması yanlış. Yani 10 milyarda falan öyle çözülecek mesele falan değil. Yani artık bir topyekün sistem değişikliğine ihtiyaç var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Sayın Bahçeli'nin açıklamasının buna denk gelen çok önemli bölümleri var. Peki orada temel soru şu, kaynak nereden bulacağız? Yani vallahi bu memleketin kaynağı var, bulmak isteyen bulur. İstersen oradan mı girelim tamam. Ya da nereden başlamak istersen? Şöyle yapalım o zaman Can Bey, hazır sıcak gündem Birleşik Arap Emirlikleri'yle ilgili yapılan anlaşma. Onunla da ilgili kafa karışık, doğru. Geçmişte Amerika'nın adamı gibiydi, parasını oralara harcadı ama son birkaç yılda bir değişen vizyonu var Birleşik Arap Emirlikleri'nin. Çin'le görüşüyor, Suriye'yle görüşüyor. Rusya'da girişiyor. Bizim muhalefet gibi Amerika'ya bel bağlamamış. Yani bizim muhalefet Baye'yi bence örnek alsın. Yani Amerika'nın çöktüğünü bence gördü Baye. Diyor ki bari Çin'e, Rusya'ya, bölgeye aman ben bunlara sarılayım diyor. Eğer başka bir mana çıkmaz. Çünkü akıllı dış politika budur aslında. Yani bir anlamda baktığınızda da onu da belirtelim. Yani devletler arasında böyle aşk meşk olay olmaz. Çıkarın neyse o olur. Aynen öyle, bu kadar. Bugün nettir. Çıkarın ters düşer, dövüşürsün. Yarın ortak bir noktada buluşur. Oturup konuşursun, muhabbet edersin. Aynen yani öyle. Böyle duygusal davranarak sorunu çözemezsin. Hiçbir zaman da çözülmemiş. Tarihte de bunun örnekleri vardır. Doğru. Şeylerde. En basitinden size bir tane tarihten örnek vereyim. ABD'nin bağımsızlığını en fazla destekleyen ve o bildiğimiz o özgürlük heykelini diken Fransa'dır. Ama bugün bakın Fransa'ya, ABD'ne kanki olmuşlar. Demek ki milli çıkarlarınız değişebilir zaman içerisinde. Şimdi bu Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında yapılan bir anlaşma var. Farklı farklı segmentlerde. Siz de biraz önce o gazete manşetlerini okurken de ifade ettiniz yorumlarınızda. Konuşulmayan, değinilmeyen başka bir yönüne bir bakalım. Yani terazinin iki kefesine bir bakalım. Bir tarafta Türkiye'yi koyalım. Bir tarafta da Birleşik Arap Emirlikleri'ni koyalım. Bakalım acaba hangi dengeler yerinden oynayacak? Bizi izleyenler ona karar versin. Şimdi Türkiye'ye yapılan anlaşmalarda farklı segmentleri var. İşte borsa işlemlerinde var. Swap'lar çok konuşuldu. Swap'la ilgili anlaşmalar var. Yani mütabakat yapılan, merkez bankaları karşılıklı olarak yapılan anlaşmalar var. Şimdi bunların hepsini değineceğiz. Ama ilk önce şunu söyleyelim.
Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye dışında 8 tane daha farklı ülkeyle bu tür anlaşmalar yaptı. Hmm. Yani sadece Türkiye değil. Bizi ilgilendirdiği için biz bu kadar yoğun yapıyoruz. O zaman Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir dış ticaret dengesine bakmak lazım. Yani sizin işaret ettiğiniz gibi yani 10 lira buradan 5 lira buradan acaba dengeleri değiştirir mi? Değiştirmediğini biz nereden gördük? Daha önce Çin'le yapılan swap'ta gördük. Katarlarla yapılan 15 milyar dolarlık bir swap'ta gördük. Tutamadığınız kurları bakın 14 liraya kadar ulaştı. Taşıma suyuna değirmen dönmediğini görmeniz olmaz, görmüş olmanız lazım. Güney Kore ile yaklaşık 2 milyar dolarlık bir swap anlaşması yaptınız. Bu süreç içerisinde döviz kurunu belli bir noktada kontrol edebildiniz. Ama daha sonra ne oldu? İş raydan çıktı. Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili yaptığınız anlaşmanın sonucu da bu olacak. Belli bir süre biraz iyileşme gibi olumlar göreceksiniz. İşte bunun en basit örneği dün Borsa İstanbul'un kapanış endeksinde yaşandı. %1'in biraz üzerinde bir artış oldu. Yani biz buna long alış, short alış diyoruz. Kısa dönemli alışlar. Kısa dönemli olumlu beklentilerle beraber 1700 seviyelerinden 1800 seviyelerin biraz üzerine çıkan bir borsa endeksi gördük. Bu kalıcı mı? Yarın rüzgar ters döndüğünde bugün alıcı pozisyonunda olanlar satışa pozisyonuna geçecek. Nitekim her perşembe para ve banka istatistikleri yayınlanır. Bugün de perşembe para, banka ve menkul kıymet istatistikleri yayınlanacak. Bugün saat 2'de. O faiz indirimini takip eden haftada piyasaya ne kadar giriş oldu, ne kadar çıkış oldu bunları göreceğiz. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin dış ticaretine baktığınızda hala hazırda yaklaşık 70 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var. Yaptıkları planlamada yıl sonuna kadar bunu 100 milyar dolara kadar çıkaracak. Bu adamların kendi politikası. Türkiye açısından baktığımızda Türkiye'nin ihracat ve ithalat dengesine baktığında Birleşik Arap Emirlikleri lehine bir dış ticaret fazlası var. Yani 3 milyar dolar civarında bizim bir ihracatımız var. Yaklaşık 4,5-5 milyar dolara yakın da ithalatımız var. Neler satıyoruz? Dış İşleri Bakanlığı ve Dış Ticaret verilerine göre söyleyeyim ben size. Türkiye daha çok makine, araç, gereç gibi orta ve düşük ürünler satarken Birleşik Arap Emirlikleri'nden petrol gibi, enerji gibi katma değeri yüksek ve Türkiye'nin bağımlı olduğu ürünler satın alıyor. Buradaki bizim açığımızın oluşma sebeplerinden birisi de bu. Diğer bir nokta var. Bizi Birleşik Arap Emirlikleri gibi Arap sermayesi diye tabir edilen tırnak içinde söyleyeyim. O coğrafyanın parasına iten ne vardı? Birleşik Arap Emirlikleri üzerinde söylersek herkesin anlayacağı dille söyleyeyim. Birleşik Arap Emirlikleri'nde para var, Türkiye'de kriz var. Hmm, temel denklem. Hikaye bu. Yani işte kur riski duyun Türkiye için söyleyeyim veya diğer makroekonomik değerlerden bahsedin. Ama hala hazırda bizim yaşadığımız ve mevcut ekonomi yönetimini ciddi anlamda sıkıntıya sokan faiz ve bunun akabinde devam eden bir kur sıkıntısı var. Birleşik Arap Emirlikleri'nde de sıcak para var. O zaman bunların orta bir noktada buluşması lazım. İşte bugün yapılan anlaşmalar o. İşin detayına baktığımızda çok daha ilginç bir şey göreceğiz. Mesela Abu Dhabi liman işletmeleri Türkiye Varlık Fonu'na bir anlaşma yapıyor. Biraz sonra belki vaktimiz kalırsa bu banka bilançolarını da konuşuruz. Türkiye'de en önemli gelir kaynağı olarak nitelendirilen yani kazancı çok olan kitlerin büyük bir bölümü Türkiye Varlık Fonu'nda. Türkiye şunu da yaşadı geçmişte. Borsalarınızın %10'u Araplara satıldı. Bugün Borsa İstanbul'da işlem gören hacmin yaklaşık %65'i, %70'e yakını yabancı sermaye. Tamamen senaryo ama bu olup olmayacağı meçhul. Sadece olgulardan hareketle. İleride bir gün acaba borsada işlem gören ya da Türkiye'deki finansal piyasaların hakimiyeti daha da fazla sıcak para gelmesi uğruna bugün yapılan anlaşmaya dayanarak acaba pay artırılır mı? Hmm. Veya hani daha da zorluyorum şartları. Senaryo olarak konuşuyoruz. Senaryo bak bunlarla ilgili somut bilgi yok. Olan olgulardan yola çıkarak bir yorum yapıyoruz. Olup olmayacağı belli değil. Belli belki değil. Hiç olmayacak. Doğru. Böyle söylenti haline kalacak. Özellikle varlık fonuna devredilen şirketler bugün bu mutabakatla veya buna dayanarak acaba Araplara satılması gündeme gelebilir mi? Tamamen senaryo kuruyorum.
Borsa İstanbul'la yapılan anlaşmalar var. Yani Birleşik Arap Emirlikleri borsasıyla bizim Borsa İstanbul arasında yapılan mutakabatlar var, anlaşmalar var. Acaba yabancı payı buna dayanarak daha fazla sıcak para gelsin diye, bunu alalım paranteze, acaba buradaki varlıklar Arap sermayesinin kontrolüne geçer mi? Şimdi bunlar tamamen senaryo kuruyoruz. Belki bunların hiçbiri olmayacak. Ama şu anda halihazırda Borsa İstanbul'un %10'luk payı Arap sermayesine, Katarlarda. Bir de böyle bir gerçek var. Böyle bir hikaye var. Şimdi bütün bu dengeleri üst üste koyduğumuzda, terazilerin karşılıklı olarak denkleştirilmesine baktığınızda Türkiye bir sıcak paraya ihtiyaç halinde. Arap dünyası harici, işte Birleşik Arap Emirlikleri gibi veya diğer petrol ihraç eden para babaları haricinde Türkiye maalesef döviz bulma sıkıntısında, döviz bulma konusunda sıkıntı yaşıyor. Buna böyle, da çözüm olması gerekiyor, çözüm kısa vadeli bile olsa. Batı buna yanaşmıyor. Uluslararası finansal piyasadan borçlanma yaptığınızda neredeyse %75'e yakın, belki %100'ün üzerinde Libor piyasasından TL'ye faiz veriyorlar. Olmuyor. İçeride baktığınızda neden TL değer kaybediyor? Siz reskont oranlarını düşürdünüz. Siz zorunlu karşılık oranları sırf brüt anlamda rezervlerim artsın diye düşürdünüz. Piyasada TL bollanınca otomatik olarak değer düşüyor. Bir de mevcut olan belirsizliği üzerine eklediğinizde işte bugün içine girdiğiniz sarmal çok daha net bir şekilde karşınıza çıkıyor. Bu konsept içerisinde eğer yapılan anlaşmaları ve bu anlamdaki gelişmeleri analiz edersek resmi biraz daha net olarak görebiliriz diye tahmin ediyorum. Değilse iki devletin çıkarları uyuşur, anlaşma yapar, yapmaz. O ayrı bir konu, o siyaset biliminin işi. Ama ekonomik anlamda bu şekilde değerlendirdiğinizde bu adamlarda para var ve senin de sıcak paraya ihtiyacın var. Bu kadar net. Şimdi hocam ve üretime gelelim. Yani esaslı yapmamız gereken işe. Burada temel sorunu diye anlatıyor herkes. Tabii işte nereden bulacak? Parayı nereden bulacak? İşte kaynağı nereden bulacak eski deyimiyle? Şimdi iktisadı sen tanımlarken şöyle anlatıyorsun hep hocam. Kıt kaynakları yönetme, ama ya bizim de pek öyle kıt kaynağımız falan yok maşallah, bol hocam. Sadece onu akıttığın yer biraz önemli sanki. Şimdi herhalde onu anlatacağım. Şimdi tabii ki iktisat biliminin temel varsayımlarından birisi. Bu hocamın notlarını yansıtalım, oradan bize aktarsın. Yok, o bankayla ilgili. Bankayla o bankayla, tamam, finansla peki ilgili konuşalım. Tamam. Onu değerli editör arkadaşıma bankayı anlatırken verelim. Kendim çalıştım. Bizzat kendim çizdim. Bilmiyorum, yazımı beğenecek misiniz? Yok, biz burada reçete sana gibi not yazıyorum diye, ama. Sana not diye buraya açacağız hocam. Tamam. Şimdi şöyle söyleyeyim. Kaynak var mı? Evet, bizde kaynak çok. İktisat biliminin çıkış noktası zaten tanımlanırken şöyle tanımlanır. Sınırsız ihtiyaçlar karşısında kıt kaynaklarla bunu yaratabilme sanatıdır. Zaten kendi temelinde kıt kaynak vardır. Türkiye üzerine baktığınızda her alanda yapacağınız her neyse kaynağınız bol. Sadece bir tane örnek vereceğim. Diğer üretim, reel sektörlere bakacağım. Dünya bor rezervinin %71'i Türkiye'de. Yani bor rezervi nedir? Evlerimizde kullandığımız tencerenin yapımından tutun, o savaş uçaklarının o cephesindeki o kaplamaları falan var ya, uzay mekiğine kadar, hatta öyle abartayım size. Her yerde, abartmıyorsun canım, kullanılıyor yani. Tabii her yerde bol miktarda kullanılabilecek bir girdi ve Türkiye bunun %71'ini sağlıyor. Yani rezerv var. Ha, kullanıyor kullanmıyor ayrı bir konu, ayrı bir yerden tartışırız. Tabii bu üretim ve reel sektörün yanında bir de Türkiye'nin en büyük temel sorunlarından birisi maalesef hala tarım sektörünü ihmal eden, tarım sektörüne yüzünü çeviren bir anlayış var. Şimdi bunlarla ilgili ben hem kaynaklarını da söyleyeyim size müsaade ederseniz. Hani nereden buldum diye merak edenler varsa araştırabilirler. Yararlandığım kaynak çiftçi kayıt sistemi. Bilmiyorum, kamu bir bankası var. İsmini vermemde sakınca var mı? Vermeden. Yani tamam, bir kamu bankasının verisi. İştigal ettiği alanı söyleyebiliriz. Peki, tamam. Bir kamu bankasının verisi diyelim. Doğru hocam. Yararlandıklarım. Türkiye İstatistik Kurumu'nun son 10 yıldaki verileri, SGK verileri. Yararlandığım kaynaklar bunlar. Yani dilerse internete girip bu verilere de bakabilirler. Şimdi bize şunları eleştiriyoruz. Diyoruz ki ya, burada bir sürü de haber çıktı, değerlendirdik. Üreticinin en büyük sorunu finansallaşamama. Yani
finans kaynağına ulaşamama. Doğru. Bak şimdi internete girsinler, bilgi çağındayız değil mi değerli üstadım? Doğru hocam. Çiftçinin icradan satılık traktörleri diye yazsınlar. 150 bin tane farklı sonuç çıkıyor. Yani, neden öyle hocam? Çünkü niye biliyor musunuz? Kırşehir'de yaşandı en son ve bir hafta önce Amasya'da yaşanan bir trajikomik bir olayı anlatacağım ben size. Olur hocam. Yani internetten araştırsınlar, baksınlar. Kırşehir'de vatandaşın birisi çiftini sürerken, yani tarlasını sürerken jandarma ve icra ekipleri tarlayı sürerken adamın traktörünü alıp gitti. Doğru. Ve gerekçe de Türkiye Kooperatifler Birliği'ne olan borcu yüzünden. Yani üzüleyim mi ağlayayım mı, Türkiye Kooperatifler Birliği bir açıklama yaptı. Kendi sitesinde yayınladı bunu o dönemde. Dedi ki adı geçen işte şey de var orada, traktör markasını da veriyorlar da ben vermeyeceğim. İşte şu marka ta 2015'ten beri borcu varmış. O kadar zamandır beri biz bildirmemize rağmen ödemedi. Bu işlem de o yüzden gerçekleşti diyor. Şimdi ben buna ağlayayım mı, sevineyim mi? Bilmem hocam. Sen bilirsin. Ya üreticinin elinin altından traktörleri nasıl alırsınız? Bu ayrı bir şey. özür dilerim. Yani açık artırmayla satılan traktörleri bıraktım Sayın Can Bey. Açık artırmayla satılan tarım arazisi var bu ülkede. Tarım arazisi var. İcradan adam borç çekmiş şeyden, kredi bankadan, kooperatiften. Ha bu arada faizlerde ne biliyor musunuz? Söyleyeyim. Son bir yılda %38'den %41'e çıktı. Yani Tarım Kredi Kooperatifi'nin çiftçilere verdiği o destek adı altındaki şeyleri, ne der ona, kredilerindeki faiz oranı bir yılda %38'den, 2020 için konuşuyorum ama, %40-41 oranına çıktı. Yetmedi, bakın ben size başka bir şey daha söyleyeyim. Açın 2020 yılı resmi gazeteyi, kaynakla söylüyorum size. Farklı bir seçeneği varsa buyurup gelip konuşalım. Olur. 2020 yılında kabul edilen torba yasasında. Bak tarihini de söylüyorum. Hatırlayın o dönem burada da konuştuk işte. Geçmiş yıla ait vergi tahakkukunuzu eğer yükseltirseniz seviyesini, geçmiş dönem borcunda ödeyecek. Yani silecek diye bir açıklama yapmışlardı 2020'de. Onun detayları belli oldu. Bakın ben size söyleyeyim. 2020 yılında kabul edilen o torba yasasında çiftçilerin bu şekildeki mağduriyetine ilgili bir düzenleme yok. Hmm. Kime sağladın sen vergi indirimini? Yani kasasını ve kesesini dolduran, kendi yandaşlarına, her sokak arasına beton diken, işte bina yapan müteahhitlerini zenginleştirdin. Ekonomik büyümeyi sen inşaat yaparak mı gerçekleştireceğini düşünüyorsun? Olmadığını gördük zaten. Oldu. Yani sermayenin patronlarının borçlarını siliyorsun, yapılandırıyorsun veya bir şekilde öteliyorsun ama üretici, çiftçi olmuyor. Gidiyorsun tarladan elindeki traktörü alıyorsun. İşte pulluğunu alıyorsun, biçerdelerini alıyorsun. Aynı şey alıyorsun. Finans kesimi için de geçerli galiba. Bakın Amasya'da yerini de söylüyorum. Sanırım bir hafta önceydi bu olay. Yine buna benzer bir hadise yaşanıyor. Çiftçinin traktörü alınıyor. Şimdi bakın vicdanınız sızlasın insanın biraz. Tarım Bakanı televizyondan öğreniyor bunu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Tarım Bakanı çiftçilerin bu sorununu basında çok yansıdı diye televizyondan öğreniyor. Amasya İl Tarım Müdürü'nü arıyor. Diyor ki işte Sayın Müdür böyle böyle bir şey varmış, doğru mu? Ne diyecek adam? Yok mu diyecek? Doğru diyor Sayın Bakanım diyor. Sadece bir tane değil, 7 tane diyor. Şimdi çiftçinin ve üreticinin sorununu televizyondan öğrenen, izleyen bir ekonomi yönetimi üretimle alakadar olabilir mi? Hani senin %100'lük desteğin ne oldu? Değil mi? %100 destek veriyordun. Demek ki sorun nedir? Yabancılaşmamaktır üreticine. Temel sorun bu. Tabii bir de bu bankaların haciz konularının da düzenlenmesi lazım. Çünkü ciddi anlamda üreticinin... Neydi hocam son kritik veri ve çoğu da bankaların eliyleydi. 2001 Ocak... 2020 faizlerin mi? Yok, 7 Emin otoparklarındaki... %27.6 idi. %30'a yakın yani. Ocak'tan Ağustos 8'e kadar idi. 8 aydaki veri de %27.7. 7 Emin otoparklarında duran araçların oranı 27.6 ile biçerdöver, kamyon ve traktör. Yani 1/3'lük kısmı
tarımda kullandığı tarım ve tarım şeyle. Yani tarım ve tarıma bağlı ve taşımacılık, lojistik de bu hattın önemli bir alanı orada. Şimdi sen %30'luk şeyi buraya kilitliyorsun. Ya tarım arazisi icradan satıldı ya. Bu önemli. Bankayı anlatacak mısın hocam? Bir bankaları ya da görelim. Ya bununla ilgisini sormak sana bir şey varsa yok konuşuruz. Ben ikisi meseleyi birleştireyim ki çözümü anlatalım. Şimdi bizim amacımız ne burada? Yani meseleleri net ortaya koyacağız ki ya çözümleri de sadelikle anlatalım. Şimdi bankaların durumu ve karlılık oranlarını hocam anlattı. Sanıyorum kamu bankalarında görebildiğim kadarıyla bir sıkıntı var. Zarar ettiklerine ilişkin bilgiler vardı. Bilmiyorum sen değerlendirmen. Buradaki veri de çok özür dilerim. Rica ederim. Karşılıklı olsun. Buradaki veri de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun verileridir. Bizi özetle hocam. Tabii sadece. Birinci ve ikinci çeyreği ben şey yaptığım için, böyle bir bulduğum için söyleyeyim, yani incelediğim için. Şunu söyleyeyim, yıl sonunda da karlılık oranları açıklanacak. Yani dördüncü çeyrek verileri açıklanacak. Açıklandığında hem üçüncü çeyrek hem de dördüncü çeyrek, yani çeyrek çeyrek değerlendirme daha net bir şekilde olacak. Şu anla birinci ve ikinci çeyreği bir konuşalım. Özel bankaları bilerek yazmadım çünkü orada kurum isimleri toplam de var. Toplam değerlendirme yapayım. Hani bizi izleyenler demesin ya kamu kurumunun adını verdin de özel kurum. O reklama giriyor. O olmaz. Yani bir de 49 olabilir. Tane özel banka var. Onu ben hepsinin bilançosunu... Bir kere o kadar banka olması sorunu zaten. Yani ben o kadar ararsam BDDK başkanlığını oynarım yani. Olmaz. Yani. Oyna hocam yakışır sana bak. 49 tane bankanın karını açıklayamam. Yani ben zaten ekonomi yönetiminin yerinde olsam seni alır atarım yani oralara. İşte senin gibi akademisyenler lazım oraya memleket meselesi. Şimdi gibi. Hemen şöyle söyleyeyim. Birinci çeyrek ve ikinci çeyreğin mukayesesini yapalım. Bu arada sen uçak biletini kendin alırsın yani onu da belirtelim. Olmaz niye ya? Amerika'dan gelen adam taahhütle geliyor da ben niye uçak biletini alacağım? Kabul etmiyorum. Tamam hocam peki. Otobüste giderim daha iyi. Aynen tamam o anlaştık o zaman. 2021 yılının birinci çeyreklerde kamu bankalarının net kar ve zararına baktığımızda ortalama %63.7'lik bir kar azalması var. Kar azalması. Yani kardan var. Zarar dediğimiz evet, boyut. Dönem net ve kara zarar diye tamam. Muhasebeleştirdiğimizde zarar olan unsur. Yani tamam. 90, 50 daha 140, 120. Bunların karlarını ne oluşturuyor? Bu dipsler, faizler. Tabii menkul kıymetler, vergi krediler falan aldığı faizler. Kamu falan. Olduğu için hazineden gelen şeyler... Gelirler. Şimdi onu da konuşalım. Ne kadarlık tamam. Bir şey vermiş. Tamam devam edelim hocam. Güzel. Halk Bankası burada çok enteresan Sayın Can Bey. Karlarının bir önceki senenin birinci çeyreğine göre %92.8 azalmış. Hı hı. Yani tabii farklı siyasi şeyler de var. Oraya girmeyeceğim. Geçen sene aynı çeyrekte yaklaşık 600 milyon TL kar eden banka 2021'in birinci çeyreğindeki karı 59 milyon TL'ye düşmüş. Siyasi oluşumları geçtim. Bizim hep bahsettiğimiz, bak böyle böyle yapılıyor dediği, Merkez Bankası'nın itelemesiyle piyasaya döviz satması, düşük faizden bol bol geri dönüşü olmayan konut kredileri vermesi, üçünün ortak zararlarının sebebi. Vakıfbank'a geliyoruz. Yine bir devlet bankası. Birinci çeyrek, yani bir önceki çeyrekle kıyaslıyoruz. %56.3'lük karlarında bir azalış var. O da yaklaşık birinci çeyrekte net kar ve zarar dediğimiz 750 milyon TL olarak gerçekleşmiş. Ve Ziraat Bankası biliyorsunuz bir ara çok gündemdeydi Ziraat Bankası yapmış olduğu faaliyetlerle beraber. Onun zararı da %48.6 olarak gerçekleşmiş. Bilançolardaki tutar olarak baktığımızda da 962 milyon TL'ye denk gelen bir rakam. Şimdi bunlar birinci çeyrek verileri. Birinci çeyrek dediğimiz neydi? Ocak, Şubat ve Mart. Mart. Yani ilk üç aylık bilanço özetiydi. Kamu aydınlatma platformuna da bildirdikleri. İkinci çeyrekte konsolide olmayan, yani bütünleştirilmeyen, daha net olmayan tahmin neydi? Ocak, Şubat, Mart birinci çeyrekli. Nisan, Mayıs, Haziran'da yani ilk altı ayda ikinci çeyrek. Yine 3 tane bankamız var şeylerde, zirvede. Tamam hocam. Halkbank yine başı çekiyor %93 ile. Bir önceki çeyrekte 59 milyon TL zarar açıklamıştı. Bu sefer biraz daha iyileşmiş. Onu da kar diye anlattı ikinci çeyrekte. Ama zararına baktığınızda 63 milyon TL. 600 milyon TL kardan 63 milyon TL eriyen bir rezerv var, para var.
Vakıf Bank'a bakıyoruz. Yine çeyrekler olarak, çeyrek ve yıllık olarak değerlendirdiğimizde Vakıf Bank'ın çeyreksel şeyi kaybı %12. Yıllık değerlendirdiğimizde, yani bir önceki yılla değerlendirdiğimizde gelirlerinde, karlarında %57'ye yakın bir azalış var. Ve bilançolarında da 660 milyon TL kar diyor ama bir önceki şeye bakın ne kadardı şeyi? 750. 750'den 660'a düşmüş. Bu bir önceki seneyle kıyaslıyor. Yani bir anladım önceki hocam. Senenin ikinci çeyreğine aynı göre. Aynı dönemine göre. Nasıl kar elde ediyor? Geçen sene 750 de şimdi 660 diyen olursa bir önceki seneye göre kıyaslayarak yapılan şey. Geldiğimiz Ziraat Bankası'na yılın ilk yarısı yani ikinci çeyrek ilk 6 ayda da yaklaşık %61 karlarında azalış var. Bu da bir önceki döneme kıyasladığımızda bilançolarına 1 milyar 740 milyon TL'yi bir şeye denk gelmiş, rakama denk gelmiş. Şimdi tabii kamu bankaları bu şekilde zarar ederken özel bankalar ne yaptı? Onları konuşmak lazım. Şimdi buraya yazmadım ama şey yazdım oraya da biraz toplam daha detaylandı. Toplam. Yani bütün o 49 tane bankanın şeyi. Özel sektör karlılık oranı bu dönemde %50 arttı. Özel bankaların. Hadi buyurun buradan iyi. Yabancı açın bakın BDDK'ya. Orada tek tek hangi bankanın ismi ne zaman değiştiğine kadar var. Onu da söyleyeyim. Merak eden varsa bakabilirler yani. Oradaki veriler ve kapta var. Yabancı sermayeli bankaların karı bu bahsettiğimiz dönemde ise %100 arttı. Belki dördüncü çeyrekte bu daha da fazla olacak. Olacak. Yıl sonundaki bilançolarında belki bu bahsettiğimiz verilerin kat ve kat üstünde kar açıklayacak. Ama biz ne yapıyorduk Merkez Bankası aracılığıyla Can Bey? Faiz indiriyorduk ve faiz indirimine de sadece kamu bankaları katılıyordu. Ya diğerlerine niye katılmıyor? Diğerlerinin verdiği kredi oranlarının nasıl bir değişim var mesela? Ticari kredi mi veriyor, bireysel kredi mi veriyor, kurumsal kredi mi veriyor? Bunların sermaye karşılama oranı ne? Bunları gözlemlemek lazım. Bunlara bakmak lazım. Yani sadece günah keçisi kamu bankaları mı? Tabii. Niye sürekli konut kredilerini kamu bankalarının indirilmesinin yönünde sıkıştırma yapıyorlar? Şimdi var mı hocam ekleyeceğim başka yani, buna not? Sadece şunu söyleyeyim bir bütçede yapılan eklemeleri söyleyeyim birkaç cümlene izin verirseniz. Tabii ona izin vereceğim ama çözümü anlatacağız ya o bakımdan. Hemen bir cümlene söyleyeyim. 2020 bütçesinden kamu bankalarına 32.5 milyar TL aktarılmış. Aktarılmış. Beslenmiş yani. Evet bir şekilde yetmemiş bak bu 32 milyar yetmemiş. Hazine de bizzat kendi garanti vererek 2.5 milyar dolar ayrıyeten borçlanmış buraya aktarılması için. 32'nin dışında. 32.5'in dışında. Ona hazineden, bütçeden verdin oraya. İşte bu zararları kapatsın diye. Ekstradan hazine de kapanmayan açıklar için bizzat kendi garantisi altında 2.5 milyar dolar borçlanmış. Borçlanmanın niteliğine baktığımızda bunun yaklaşık 450 milyon doları yabancı finans kuruluşlarından. Bunların isimleri Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe gerçekleştirme raporlarında var. İsim vermeyeceğim ben. Hangi kuruluşlardan yüzde ne kadar faizle borçlandığı, hazinenin hangi aralıklarla bu kuruluşlara dolar cinsinden faiz ödediği gerçekleştirme raporunda var. Kurum ismi olduğu için geçtim vermedim. 600 milyonluk bir kısmı da yani yaklaşık 600 milyonluk bir kısmı da diğer uluslararası kuruluşlardan borçlanılmıştır diye Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yer alıyor. Kim bu diğer kuruluşlar? Bunu da. Dolayısıyla kaynağımız var hocam. Bunu nereye nasıl dağıttığın önemli. Temel mesele. Çiftçinin borcunu, üreticinin borcunu 3 yıl faizsiz ötele. Kaynak nerede? Burada işte. Önümüzdeki yıl %5 kazansın abi özel banka. %100 diyorum ya. Yani %50 artmış yani oradan baz alarak tamam %45'i oraya dağıt. Ya da yarı yarıya yap %25'ini dağıt neyse yani bunu planla değil mi? Sanayicinin, üreticinin borcunu ötele. Buralara aktardığın kaynakların yarısını çiftçiye, üreticiye, gıda güvenliğiyle sanayiciye yönlendirecek akıllı teşvik modellerine uygula. Hazineden 32 lira aktaracağına 32 milyar 30 aktar 30 ikisini üreticiye ver. İkisini üreticiye ver. Fazlasına karşılar bu bak. Neden? Fazlasın. Çünkü
Bakın ya kimsenin kazanmasıyla falan derdimiz yok. Bankalarımız da kazanacak vesaire onlar da. Ha bu kadar banka olması özelde ayrıca bu, ya 50 tane banka var dedin ya 49. 49 yani, üçünü geçin 7 zaten. Tane olsun abi yani ne gerek var? Bak bu IMF politikası işte bak şunu anlatmaya çalışıyoruz. Kemal Derviş geldikten sonra bu bankaların bilançolarının bu tip rasyosu işte bu planlamalarda oldu. Kemal Derviş çünkü finansal anlamda bir sistem entegrasyonu için görevlendirildi. Geldi faiki ıstıraklarla vesairelerle Ali Babacanlarla bu işi sürdürdü. Aa işte sonuç bu. Ha, geldim. Kazanan para kaybeden üretici ve memleket oldu. Ha, icrada hacizle boğuşuyor işte ha, üretici. Bu kadar açık. Dolayısıyla işte bunu planlayacaksın. Tamam bu bankada kazansın. Onun da personeli var bilmem nesi var şusu var busu var. Kimse kaybetsin derdinde değiliz ama parçala. Abi %50 özel sektör bankası kazanıyorken üreticinin traktörü %27.6 ile 7 Emin Otoparkı'ndaysa işte bak sistemin sorunu ortada. Çürüyor. Bak kaynağı bile gerek yok. Ha. Ekstra bir şeye bir gelir kalemi oynatmana, bir borçlanmaya bir şeye falan gerek. Bak sadece bunu dengele zaten sistem çözüldü işte. Doğru. %92 zarar %100 kar ya yani neredeyse. Nerede işte ya? Karı işte. Kadar zararı karı var. Karı kadar ya. Zararı var ya. Nereye adam kardan zarar kardeşim? Ediyor onu zarar diye anlatıyoruz ya yani. Artık inşaat sektörünü besleme bu kadar. Çünkü beşlediğin inşaat sektörü, ya bir de şunu anlamakta zorlanıyor, anlatmakta niyeyse çok zorlandık. Şimdi bak mantık şöyle işliyor, anlıyorum ben. Diyor ki ekonomi yönetimi ya da Cumhurbaşkanı ya da bir başka isim. Ya diyor 250 ana sektörü, 450 yan sektörü besliyor. Bak mantık şu, dolayısıyla diyor bak sanayi de hareketlenecek diyor inşaat sektörüyle ama arkadaş öyle olmuyor. Bak sen, ben... Emekçi bir adam olarak bankaya başvuruyorum. Alıyorum oradan 10 yıllık, 15 yıllık kredi. Geliyorum Seyfi Akil inşaata. Al diyorum kardeşim. Seyfi Akil senin zaten %70 ortağın yabancı. Seyfi Akil sana verdiğim bu paradan PVC alacaksın, kum alacaksın, beton alacaksın. Onlara da ithal ediyorsun. Benim önümdeki 10 yılı, 15 yılı yiyorsun. Sen sana getiriyorum, veriyorum. Sen inşaat yaparken onun malzemesini nereden alıyorsun? İşte Fransa'dan PVC, bilmem nereden ABC, neyse işte markaları alıyorsun, getiriyorsun, inşaata koyuyorsun. Karı kiminle bölüşüyorsun? %70 ortağın yabancı. Tarım Kredi Kooperatifinin en büyük ortağı çiftçilerdir. İcra getirdin yine senin ortağın ya. Yeni ortağın işte. Nasıl al yapacağız işte, bu işi? Nasıl çıkacağız şimdi bu işten? Ondan sonra ya bak diyorum ki Allah rızası için ya elinizi vicdanınıza koyun artık. Bu ülkede Tarım Bakanı üreticinin traktörünü icradan satıldığını... Televizyondan öğreniyor diyorum ya. Bizim ülke ekonomisi nasıl bir ekonomi biliyor musun hocam? Yani hiç böyle ekstra gelire şuna buna bak anlattın. Yani şu anlattığın tabloyu adil paylaştır zaten sorunu çözüyorsun. İktisat böyle, iktisat planlama tamam. Yap zaten çözüyorsun. Bak Konkordato dönemi vardı hatırlarsın 2019'da, hocam. 2019'da. Pandemi öncesinde. He. Bana bir tane hukuk bürosunun yöneticisi şunu anlattı. Dedi ki ya dedi bir firma dedi bizi aradı. Ve yan sanayinin de ilk 500'ünde falan firma. He. Yani ismini vermeyeyim. Hı hı. Bu firma böyle beyaz eşyaya yan sanayi ürünleri gönderiyor. İşte arka vidasını zıvır zıvır neyse. Böyle de bir firma. Firma demiş ki ya ben borçlarımdan çıkamıyorum. Konkordato ilan edeceğim. Yapacak bir şeyim kalmamış. Peki demişler. Bize demişler şu şu evrakları gönderin. Bilançoları istemişler. Bilançoları istemişler. Neyse işte ilgili ıvır zıvır evraklar. 3 ay ses yok diyor firmadan. 3 ay sonra diyor biz aradık diyor. Çünkü artık şeyi başvurmamız gerekiyor süreç vesaire olarak. Demişler ki sizden hani şu evrakları istedik ama bize bir dönüş sağlamadınız. Ya demiş biz o evrakları bulamıyoruz. Ha demiş. Yani o zaman demiş biz şeyde profesyonel ekiplerimizle, muhasebecilerimizle neyse mali müşavirlerle gelelim istiyorsanız biz çıkartalım öyle başlatalım süreci. Olur demişler. Abi firmaya bir gidiyorlar. Bir hesap kitap yapıyorlar. Biraz doküman çıkartıyor. Firma kâr ediyor. Anlatıyorlar yönetimine diyorlar ki siz hani şeyi bırakın, konkordatayı bırakın, kar eden bir firmasınız. Nasıl yani diyor. Ya sadece diyor planlama yapmıyorsunuz. Para geliyor, pıt gidiyor, para geliyor, pıt gidiyor, para geliyor, pıt gidiyor. Böyle bir döngü içinde kaldığınız için karşınıza çıkan yeni bir ödeme planında sıkıntı yaratmışsınız. Biz size diyorlar bir planlama yapalım. 6 ay içinde çıkışınız sağlanır, 1 yıl içinde de nefes alır hale gelirsiniz diyorlar. Tamam mı? Tamam. Yola bir çıkıyorlar. Firma 4 ay sonra düze çıkıyor. Ondan sonra da alıyor, yürüyor ve konkordato ilan etmiyor. İşte bizim ülke ekonomisi bu hocam. Bunun gibi kaç tane var? Kaç tane örnek var? Bu bak, bir tanesidir. Bunu bir tane hukuk bürosunun sahibi çok net bir dille benim anlattığımın biraz daha teknik ayrıntılarını vererek özetledi. İşte Türkiye ekonomisinin durumu.
Aa işte sen hazırladın hocam. Ülkeye ödeme planı. Ülkeye gelir planı. Dünden beri sabaha kadar kim bilir bilmiyorum kaçta yattın. Bunu incelemeni istemiştim, rica etmiştim. Hazırladın, getirdin. Bankaların karlılık rasyoları, bankalara finans kesimine akıtılan paranın durumu ortada. Kardeşim bunu planla. Bak 3 ay sonra bambaşka bir ülkeyi konuşacağız burada. 3 ay sonra bambaşka bir ülkeyi konuşacağız. Yapacağın tek şey finans sektörüne ayırdığın karın bir kısmı üretime vermek. Sadece bu da değil. Bir de şeyler var. Bir takım böyle Forex dediğimiz bir takım. Canım, onların karlılıkları %25 ya, değil mi? Yani, onlarınki de %30'a yakın. %25'e %30. Ya onlar tezgah ya, al bu, bunu şey yap işte ya. Planla. Bak işçinin, üreticinin borcunu 3 yıl faizsize ötele. Buradan dediğin oranlarda 32 buraya vereceğin 2'yi oraya dağıt. 30'u yine buraya ver. Tamam. Bak bunu planla. Öbür tarafta üretim hatlarının ne üreteceğine ilişkin envanterleri çıkart. Sanayide, üretimde, içeriye, dışarıya ne lazım, ne gidiyor onu planlattır. Bak 3 ay sonra, 6 ay sonra biz Haziran'a bambaşka bir ülke konuşuruz. Bak bunu en güzel yapan kim biliyor musunuz? Kim hocam? Çin. Al işte. Arkadaş bizde diyor ki, bak dönüyordu bizi... ama bizimkiler sevmiyor hocam Çin'i. Ya siyasi olarak kabul etme onu, ben bilmem ben. O senin sorunun der, ben, geçerim ben ekonomisini adama. Anlatıyorum. Ben adamın uygun, bana ne siyasetinden, yani kimi savunuyorsa savunsun. Yani o benim sorunum değil. Şimdi araya mı gidiyoruz arkadaşlar? Hemen bir cümle söyleyeyim. Bir cümle hocam. Rasyolar vardır. Yani zararınızı karşılayabilme oranı. Öz sermayeyi çok fazla dokunmadan devlet diyor ki bak diyor bu senin diye aralığın %5 ile %4. Bizde %20. Bankalar nasıl karşılayacak? Sermayenin 4'te 1'ini mi versin lan? 5'te 1'ini mi versin? Aynen öyle. Çin ne diyor? %15'i geçersin diyor. Bana ne diyor babam? Kendi başının çaresine kendi bak. Başını çare... Örneğin de gördük yap. İşte. Ha, aynen bak ne yapıyor Evingrad? Şimdi yana döne para yana buluyor. Aynen öyle. Hiç karışmıyor Merkez Bankası. Bana ne diyor? Bana ne diyor? Aynen öyle. Hocam teşekkürler. Ağzına sağlık. Ben teşekkür yarın ederim. Cuma, yarın yeniden bir arada olmak. Yarın mübarek gün inşallah hayırlı haber veririm. İnşallah. İnşallah hocam. Efendim bir reklama gidelim. Sonrasında devam edeceğiz.